En düşük emekli aylığı 14607 lira olacak. Ekonomi gazetesi Ankara haber müdürü Hüseyin Gökçe, dün açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranını hesapladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK 2024 yılı Kasım ayı TÜFE verisini %2,24 olarak açıklamasının ardından herkes kağıt kalem ve hesap makinesini eline alıp aylıklara verilecek enflasyon farkını hesaplamaya başladı. Bu verilerle, SGK emeklilerinin aylıklarına 5 aylık dönemde %14,57 oranında enflasyon farkı oluştu. Şimdi milyonlarca emeklinin gözü, 3 Ocak 2025'te açıklanacak, 2024 yılı Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Her ne kadar yaş meyve sebzede fiyatlar, daha mantıklı seviyeye gelse de artacak doğalgaz ve elektrik üretiminin etkisiyle aylık enflasyonda çok anlamlı bir geriye gidiş beklenmiyor başka bir ifade ile aylık bazda %2'nin altında gelecek enflasyonun çok da gerçekleri yansıtmayacağı dile getiriliyor. Biz de %2 ile %3 arasında değişen enflasyon oranlarına göre, emekli aylıklarına gelecek olası enflasyon farklarını hesapladık. En düşük senaryoya göre yani aralık enflasyonunun %2 çıkması halinde, emekli aylıklarına %16,86 oranında enflasyon farkı oluşacak. Söz konusu fark enflasyonun %2,5 olması halinde %17,81, %3 olması halinde ise %18,0 olarak gerçekleşecek. En düşük emekli aylığı 14607 lira. Eğer ekonomi yönetimi yılın geri kalan 28 gününde en düşük emekli aylıklarına yönelik herhangi bir yasal düzenleme yapmazsa Halen 12500 lira düzeyinde olan en düşük aylık %2'lik senaryoya göre 14607 lira 50 kuruşa çıkacak. En düşük aylık enflasyonun %2,5 olması halinde 14726 lira 25 kuruş, %3 olması halinde ise 14750 lira olacak. Memurların hesabı farklı. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise daha farklı yöntemle hesaplanıyor. Şöyle ki bu gruptakiler 2024 yılının ikinci yarısı için %10'luk toplu sözleşme kaynaklı zam almışlardı. Bu oran ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark memur ve emeklilerine ödenecek. Yani %2'lik senaryo uyarınca 6 aylık enflasyon %16.86 çıkarsa bunların aylığında 6,86 puanlık enflasyon farkı oluşacak. Buna 2025 yılı ilk 6 ay için verilen 6 puanlık zam da eklenecek ve böylece memur ve emeklilerin aylıkları Ocak'ta %12,86, basit oran, artacak. Söz konusu oran 2, 5 luk aralık enflasyonuna göre 13,81, %3 luk aralık enflasyonuna göre ise %14 olacak. Revizesi revize edilen enflasyon hedefi de tutmayacak. Kasım'da aylık enflasyonun %2'nin üzerinde gelmesi, Merkez Bankası'nın defalarca revize ettiği ve son olarak %44 olarak duyurduğu yıl sonu enflasyon hedefinin tutmasını da neredeyse imkansız hale getirdi. Buna göre aralık enflasyonu %2 olursa yıl sonu enflasyonu %45,76, %2,5 olursa yıl sonu enflasyonu %46,46 ,46 olacak. Eğer aralık enflasyonu %3 çıkarsa, bu kez yıllık enflasyon %47,19 olarak gerçekleşecek.